Bunlar hepsi ilaçları. Bu kepre ilacı, havale ilacıdır. Bunlar devlet karşılamadığı ilaçlardı. Kendi imkanlarımla aldım ilaçlardı. İlyas Gür 2,5 yaşındadır. 2 aylıkken hastaneye kapılandım. İlk önce aile sağlık ocağına götürdüm. Aile sağlık ocağı doktoru dedi bunda bir gariplik var. Onu bir özel bir doktora götürdüm. Ben Diyarbakır'da bütün nörolojiye götürdüm. Dak kapı olsun, fakülte olsun, özel olsun. Dedi biz bir şey anlamıyoruz. Onu başka bir ile götürün. Ben onu Kayseri'ye götürdüm. 30 Haziran 2018'de. Götürdüm. Orada da 3 ay kaldı. Teşhis koyamadı. Daha kötüleşti. Ona günde 5 defa antibiyotik veriyor. Daha ishal kusma ateşi durmuyor. Ben onu günde 20 defa değiştiriyorum ishaldan dolayı. Evet. Sonra en son baktı dedi elimizde olacak taburcu ettiler. 26 Ağustos 2018'de taburcu ettiler bizi. Hiçbir şey koymadılar. Ben kalp tahlili istediler. Ben de 30 milyar verdim. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Tüm gen analiz tahlilini. Bir tane Amerika'ya gönderdim. O da hastalığıyla ilgili. O da hiçbir şey çıkmadı. O da 750 milyona verdi. Sonra beni taburcu ettiler. Geldim Diyarbakır'a. 3 gün evde kaldım. Sonra fakültenin yok mahmuna kaldı. Doktorlar dedi de artık yapılacak bir şey yok. Sonra beni Ankara'ya gönderdiler. Kalbi %16 çalışıyor. Bir de ishal kusması durmuyor. Doktorlar da şaşırıyor diyor. Biz de ilk defa böyle bir şey hasta görmüşüz. Ya hocam çaresi dediysen en son dedi mitokondriyal hastalığında şüpheleniyor. Dedi bu mitokondriyal hastalığı da dünyada tedavisi olan bir hastalıktır. Değilsen onu uzaya da götürsen de boştur. Ya hocam bu çaresi yoktur. Değilsen Ankara sevk ederiz. Kalbi %16 atıyor. 2 defa kalbi durmuş. Bir de cihazlara bağlı. Ambulans uçakla, hava yollarıyla günlerde Ankara. Orada da bir ay kaldı. Doktor dedi yapılacak bir şey yok. Dedi ilaç vereceğim 2 ay sonra. Ben bir çoğu yılda 2 ay aralığa gidip Ankara'ya dozlarını ayarlıyor geliyorum. Hiçbir şey yapamıyor. Şimdi görünüşe baksan iyiydi ama bir anladı. Biz gece yatmıyoruz, nöbetleşe yatıyoruz. Biri çocuğun yanında kalıyor, biri yatıyor. Öyle saatle şey yapıyoruz. Ateş, ishal, kusma. Zaten 4 defa havale geçirmiş. Ben de geçenlerde, ben de 2014'de de kalp ameliyatı olmuşum. Hem ASD hem VSD bir de anjiyo. Bunda 2 hafta önce kalp krizi de geçirdim. İşsizim. 2,5 yıldır çocuğa baktığım için işsizim. Ben değerli yetkilerimle maddi ve manevi destek istiyorum. Ben çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. İşsizim artı yapamıyorum. Bunlar gene öyle. Bunlar zaten o da devletin.